Merhaba millet. Mod Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm ne yapacağız? Maden sistemini şey yapacağız, buraya doğru taşıyacağız bu taraflara. Ve FPS'im biraz önce çok yüksekti. 90. Şu an düştü. Şunu hatırlıyorsanız buraya bir tane daha ekledim. Buna da bir tane tesseract frame full koydum. 10 tane. 32 tane Ender Ingot. 10 tane de Redstone Energy Cell Frame. Bir tanesi boş daha. Bu sistem gayet güzel çalışıyor. Her şey otomatik şu anda. Bu bölüm yapacağım şey ise yemek yemek. Tabii ilk önce. Oyun niye böyle donuyor şu an? Çok alakasız bir şekilde. Şimdi zombi. Oo. Şöyle bir şeyler oldu. Videoda mı yaptım hatırlamıyorum pek de. Overlocker upgrade'lerden. Şuradaki arkadaşları koydum. Kaldırmadı. 6'şar tane kaldırdı. Onu sanırım bölümde yaptım. 7 tane koyunca kaldırmıyor. Çünkü voltajı düşük geliyor hattın. Bu bölüm ise şu chest'teki arkadaşları tamam yapacağız. Yani yapacağız. Tamamlayacağız. Bir şeyler yapacağız işte. Hemen şu chest'i yanımıza alalım. Ve merak etmeyin. Yeni seride büyük ihtimal Darkcraft olmayacak. Hatta çok yüksek ihtimal Darkcraft olmayacak. Ama Jabba olacak. Yani bu ne demek? Jabba'nın Dolly'sini hatırlıyorsunuzdur. Dolly ile aynı bu Wrench gibi eşyaları taşıyabiliriz. Oo. Oo, oraya kadar gidebiliyor muyum cidden? Yeah, işte olay bu. Güzel. Bunun mesafesi daha fazla. Oo, sevdim bu işi. Şimdi bu sistemi nereye kursak? Şu duvar çok müsait ama küçük. Bence nereye kursak, nereye kursak, nereye kursak. Şuraya kursak şöyle bir şehir halinde güzel olabilir aslında. Mesela şuraya. Şuraya koyalım chest'imize. İlk önce bir sistemimizi hatırlayalım. Bizim sistemimizde Ferrous'la işleniyordu. Ama nasıl? Bizim bir sıkıntımız vardı yanlış hatırlamıyorsam. Çok fazla snowball'umuz vardı. Snowball'ları kontrol üretmek için ne yapacağız? Farklı bir yöntem kullanacağız. Şimdi hemen bir tane akümülatör tadında bir şey göstereyim size. Aküs akümülatör Transfer node ama liquid. Bu arada mod tanıtımlarına başladım. Ve eğlenceli bir şey. Transfer node. Transfer node nasıl olmaz? Tez üretilsin. Hem de 16 tane. Tamam. Şimdi bu transfer nodlara bir de şey bağlayacağız. 4 tane yeter. Hatta zaten bir tanesi kullanacağız. Speed. Speed upgrade yapmadım mı? Herhalde silinmiş o save'den. Şurada hemen otomatik crafting. Lan. Otomatik crafting ayarlayalım. Speed Speed. Bir 64'lük yap bakalım. Tamam. Hızını sevdim. Bir de pipe. Transfer pipe. Pipe. Oo, enerji pipe. Alırım bir dal. Şöylece ne uça uça gidelim. Oyunun sesi biraz fazla mı? Bana böyle geldi. Sanırım hoparlörüm biraz açık. Allah'ım, orada creeper var sandım. Birden koşarken yeşil bir şey geldi gözümün önüne. Meğer koşmamdan çıkan efektler şeymiş.
Ot rengiymiş. Şimdi bize lazım olan şeylerden bir tanesi buydu. Sonra bana bucket. İki tane yeter. Ona hemen şuraya ışınlanımızca şuradan su çalalım azıcık. Hadi. Heh. İki. Tamam. Sonracıma. Burası hazır. Sen de şöyle geç, sen de şöyle geç, sen de şöyle geç. Ondan sonra ilk olarak nasıl işliyorduk yanlış hatırlamıyorsam Sinebar'la işliyorduk, evet. Şimdi bu işin son adımı Sinebar. Son adımı. Kaç aletimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bir tane induction smelter'ı sona bir kere koyacağız. 6. sıraya. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle dön bakalım. Tamam. İçinde ferrosu bile varmış. Konfigürasyonda duruyor. Onun solunda sinebara atan bir şey. Fluid transposer büyük ihtimalle. Şimdi bu sinebar mı üretiyordu son? Hayır, Bliss Baldur. Bir tane daha fluid transposer olması lazım. Budur o zaman. Evet. Onun solundan sıvı alması lazım. O zaman bir tane magma şu muydu? Evet. Gelit kreasyonumu buraya basıyor. Şimdi bu sistem bir üçlü sistem. Bu üçlü sistem bir üçlü sistemle daha ayıracağız. Galactical. Bunun tek olayı kar topu üretmek. O zaman şuralarda durabilir. Ürettiği kar topunu sağ tarafa atıyormuş. Bir de üst tarafa atıyormuş. Üst tarafı hiç atmasın. Direkt sağa atsın. Neyin içine atsın bunu? Fluid Transposer atsın. Oo, hemen başladı. Ve şuna sıvı redstone sağlayacak bir arkadaş. Ah lanet. Hemen çalıştınız değil mi ya? Neyse. Burası bu şekilde. O bu da azalıyor. Şimdi bu sola redstone veriyor. Redstone suyu. Tamam. Bu redstone suyunu buna basıyor. Bu kar topu veriyor sağa. Alttan su alıyormuş. Artık alttan alamaz. Üstten su almalı. Sen üstten su al bakayım. Şuraya da bir su sistemi kuralım. Normal. Ver ya, ne varsa ver işte. Abyssal blok mu var? Hatta durun şöyle havalı bir şeyler yapalım. Soğumuz var mı? Var. Glass'ımız var mı? Clear glass. Tamam. Tam istediğim gibi. Şimdi. Suyu böyle uçuyormuş gibi tutalım.
Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane, buraya bir tane. Yanlış oldu. Şimdi aslında bunun etrafı blokla kaplıymış gibi görecek oyun bunu. Ama aslında blok falan olmayacak. Gördüğünüz gibi sınırsız bir kaynağımız hazır. Şu ortaya bir transfer pipe. Onun üstünde bir transfer node. Üstü kıracağız. Artık sınırsız suyumuz var. Şöyle de bağladım mı? İçine de speed'i çaktım mı acaba? Tamam. Hayvan gibi hızlı bir sınırsız kaynağımız var artık. Normal 200 akümülatörden daha hızlıdır. Gayet güzel bir arkadaştır kendisi. Bunların hiçbir enerjisi kalmadığı için bunlar hiçbir şey yapmıyor şu anda. Bunlara hemen tesseraktan enerji çekelim. Nasıl artık tesseraktımız sınırsız. O yüzden problem olmaz. Bir de conduit. Hardını her türlü iş görür. Base power. Ateşle bakalım. Şimdi sen bir kere sürekli çalışacaksın. Sen sağ taraf boşaldıkça ver içine kartopunu. Sen de şu Bliss Powder oluşturuyorsun değil mi? Tamam. Bliss Powder sağa gidiyor. Ya da gidemiyor. Şimdi bu Bliss Powder'la ne oluyor? Dust. Evet. Cryonum Dust. Bunu acaba hiç emin sistemine bağlamadan halledebilir miyiz ki? Bir tane C-Link Assembler'la, bir tane Cyclic Assembler, bir tane de Şema. Hem de boş, tamam, güzel. Nasıl yapsak şimdi? Nitor, Saltpeter veya Niter nasıl yapılıyormuş? Salt petrolle. Peki de salt petrol var mı? Yok. Olsun. Salt var mı? O da yok. Peki bu salttan nereye gidiyor? Bu kadar salt nereye gidiyor? Bu tuzlar nerede, bu tuzlar? Nasıl yapsak? Tam Bliss Powder üretiyorsun. Sana şimdi bir kere redstone lazım değil mi? Sınırsız. Ondan sana bir emi köblü lazım. Bir de bir tane bas lazım. Emi gavarit. Basic export pasta yeterli olur. Sana bir bayağı bir redstone. Tamamdır. Şuradan da redstone alalım. Redstone işaretleyelim. Sen litre litre redstone'u boşalt buraya acı. Tamam. Ondan sonra bu hazır, şu hazır, bu hazır, bu hazır. Bunun içindekilerin bir şekilde aktarılması lazım. Bunun üstü kapalı şu anda. Açık aslında ama neyse. Şimdi bunun içindekilerin bir işlemden geçip Cryonum Dust'a dönüşmesi lazım. Nasıl yapacağız ama onu? Şimdi siklik hesaplara koysak. Ona siklik hesaplara da desek ki veya bir tane bas balsa arkasından basa desek ki içine işte salt pattern'ı at, bilmem nesini at, bir şeyini at desek şöyle bir sorun olur. Bir tanesi biter. Redstone'la dolar burası komple. İşlem durur. O yüzden bunu yapamam.
O yüzden mecburen sisteme bağlayacağız. Bunun üstüne bas koyalım. Şöyle problem var ki bu sonsuza kadar Bliss Powder üretecek. Eğer sisteme bağlarsak ki bakalım Bliss Powder ne kadar var ki bu kadar varmış. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Lan. Lan versene şeyimi. Bir tane level emitter. Hadi ol bakalım. Never Emitter bağlayacağız bir tane. Bu sayede belli bir sayı geldiğinde sistemde duracak o alet. Bas. Normal bir expert bas yok mu? Import. Bas. Import. Import. Ha, çok hızlı oldu, tamam. Şimdi şunu koyduğum gibi çekmeye başlayacak. Suyun yönünü değiştirelim ki bunun önüne bir şey koyabilelim. Şimdi benim şu kesik glasslarım nerede? Bir kovada suyumu alırım şuradan. Kesik camlarım. Tamam. Gene sınırsız kaynağı çalışıyor. Şöyle bir level emitter. Şunu kırmam lazım. Hı, tamam. Şuraya bir Emi Köblo. Ve Bliss Powder'ları hemen alayım. Şimdi şuna şöyle diyeceğiz. Sistemde hmm, 64'ten fazla Bliss Powder varsa Reston sinyali ver. Şu an sistemde ne olup ne olmadığını bilmiyor. Çünkü sisteme bağlı değil şu an. Birazdan bağlayacağız ve yanması lazım direkt. Evet, yanıyor. Dur, Redstone low'dayken şöyle yaparsam çalışır, böyle yaparsam çalışmaz. Tamam, şu an yani sistemde 64'ten fazla varsa çalışmıyor. Burası bu şekilde oldu. Dust'a otomatik olarak dönüşecek. Sistemde Pyrenium Dust var mı? Yok. Sistem Pyrenium Dust yapmayı biliyor mu? Hayır. O zaman ne yapıyoruz? Uçuşa geçiyoruz. Dış. Aa, yanlış. Yanlış item'a baktık biraz önce. Ferrosaur bir daha işin içine bakalım. Bu nasıl yapılır? Cry. Üretimi var. Tamam. Dust. Falan filan. Onu da otomatik craft et diyelim sisteme hemen. Şuradan bir bas alıp. Sisteme craft ettirip attıralım onu da. Neyin içine? Bunun içine. Bakayım onu. Gelit Cryotomb lazım bize. Onun içinde bundan lazım. Şimdi sadece craft et. Redstone'dan etkilenme. Ama neyi craft edeyim abi diyor. Biz diyoruz ki. Cryotomb. Bana bundan craft et. Sonra buraya at.
Sütten al, sağ ver. Sen de sağdan aldıklarını sinebara bas. Senin üstüne de bir sinebar bası. Dur bir tane de bas. Şöyle dandiğinden yap bir tane hemen. Tamam. Bir de sinebar. Oo bayağı birikmiş sinebarlarda. Bu arada sinebarları direkt fırında ısıtırsanız size quicksilver verir. Hani quicksilver bu makineyle Tamcraft ağacının altında gezinmenize gerek yok. Sana bundan... Sana da Firuz. Tabii senin en sonunda bunu atman lazım bir yere. İki tane bas lazım bize. Bir bundan. Bir tane de bu hızlıdan olsun. Ah yanlış. Heh, arkaya düşmek zorundaydın değil mi? Bas. Gel. Feroz. Sistemde gerçi fazla yokmuş ama olsun. Sen buradan ne var ne yok çek acı. Sen de sağ veriyorsun. Üstten. Su yeşilden alıyorsun. Tamam. Sen de buna Ferros'u ver. Bu çalışsın dursun. Heh. Bir de bir tane de Emi Köblo. Tamamdır. Bu kadar. Şimdi buna gelip bilmem ne lazım. Gelip bilmem ne için son olarak bunun çalışması lazım. Sistemimiz bu kadardı. Şimdi bizim saltpeterlerimiz nereye gidiyor olmamız lazım. Yoksa fertilizer'a mı gidiyor? Fertilizer. Evet. Saltpeterlerimiz saçma sapan bir fertilizer olayına kurban gidiyormuş. Hemen o gereksiz akımı durduralım. Saltpeterler apatitle üretilsin. Apatit zaten elimizde bok gibi var. Apatit yani. Şu fazlalıkları atalım elimizden. Kovalarımızı tekrar koyalım çantamıza. Şimdi apatite bir dur diyelim. Apatite dur demeye gidiyoruz. Şimdi yapmamız gereken şuradaki şerefsizi durdurmak. Fertilizer'e apatit salan arkadaşı durdurmak. Dur. Stop now. Stop. Hayır, yeter artık. Craft edeceksin ama bekle. Apatitten yapacaksın bu işi. Elimizde hayvan gibi sent var. 100k sent var elimizde. Hemen şu apatit crafting zımbırtısını bulalım. Onu da yollayalım. Sıfırladık. At şimdi buraya. Fertilizer nasıl üreteceksin biliyor musun? 2 sent bir apatit de üreteceksin. Anladın mı yavrucuğum? Abidik gubidik işler yapıp benim sinirimi bozma. Dur buraya gelmişken bir şeyler taşıyalım. Neyse yeni prensibimiz her geldiğinde bir şey götür. Oo bu sistem niye burada var? Ben bunu sökmüştüm. Aa. Evet, bir problem. Size söylemiştim, bu dünyanın save'i eski, uzay gemimiz yeni diye. Ben bunu söktüm, save gitmemiş. O yüzden bu sistem hala çalışıyor. Nasıl yapalım? Şunun içindekileri de koyalım bu arada. Lapis lazuli ve glowstone. Onları da bizim maceratorlarımıza koyarız. Şunları bir komple sökelim biz en iyisi. Şuradan artan emik köblüyü de şuraya bağlayalım. Şu sistemin akışı durmasın.
Neyse. Problem yok, ben iyiyim. Bunları hemen sökelim de şuraları temizleriz ara. Aç mıknatısı ya, gelsin hadi, tamam. Nereden geliyor at? Oo. Neyse ya, şunu da sökelim. Şunları boşaltalım tabii sisteme. Gereksizse söndür mantığı. Git 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 git. Interface. Sen de git. Sen zaten git. Bir de şuradan güzel bir stone alalım. Şöyle şunları bir tertemiz bırakalım. Bu hat nereden geliyor? Buradan mı geliyor? Bu lazerleri taşırız bir ara. Artık ne yapalım? Şimdi olmaz. Sen gel, sen gel, sen de gel. Bu şey kabloları, Android kabloları yeni versiyonda çok güzel. Daha büyükler. Çünkü insanlar herhalde isyan etti artık. Lanet olsun, kabloları göremiyoruz, alamıyoruz diyor insanlar. Yani wrench'e tıklayacaksınız. Yok ama kablo çok küçük. Aşırı küçük olduğu için herhalde büyüttüler biraz. Sen git. Dur, elimde stone varken şurayı da kapatayım. Ne kadar eski evde olsa burası için uğraşmıştım zamanında. Emek var yani. Burada bir tane boru kalmış. Şimdi aslında süremiz çoktan bitmek üzere. Çoktan bitmek üzere de nasıl bir cümleyse artık. Şimdi elimize bir adet fertilizer alacağız. Sonra diyeceğiz ki sisteme. Pampa nasılsın diyeceğiz. Craft et. Şimdi artık koyabilirsin. Artık özgürsün bu konuda. Hatta ben de koyayım senin için bir tane. Gördüğünüz gibi çatır çatır büyütüyor hepsini. Oyun dondu. Şimdi şunları at. Mıknatısı kapat. Aşağıdan bir şeyler daha sökeceğiz demiştik. Şu sistemi eve götürelim. Şu kabloları da koparalım şuradan. Şu emi kablolar çok değişmiş ya şeyde. Bu 1.7'de. İlk gördüğümde modu yaklaşık bir sene önce bir bot tanıtmıştı. Daha şimdi modun kullanımına bakmayın. Mod eski, eskidi bile yani. Apple Genesis 2 modu. İlk anlattığında şok olmuştum böyle adam. Bir de böyle arkaya müzik falan koymuş. Felaket bir şeydi. Zamanında. Oo, çok boş kaldı buralar. Çok boş kaldı. Şimdi bir şey unuttuk mu? Bir şeyler daha götürelim. Mezarcılık değil mi sonuçta işimiz gücümüz? Ne götürelim? Metal Former'ı daha götüremiyoruz. Onu da diğer bölüme yaparız artık. Haydi bakalım. Son olarak şu Vitneum Dust işleme sistemini de şuraya gömdük müydü? Çok küçük bir yere bile sığar zaten o. Hemen şurası bile yeterli. Yok, yetmez. Ama şurası yeter diyeceğim. Burada emi köblosu yok. Tamam işte şurası. Burayı iyi.
Lan yüzünü dönsene bana. Aa. Pulverizer bug'ı girdi. Dönsene oğlum. Dönmezsen dönme. Çok da fifi kardeş. Şimdi. Soldan al. Sağ ver. Etkilenme. Enerjini alıyorsun. Basının bir tanesi buraya. Vitneumları at. Diğeri de buraya. Vitneumları çek. Stek stek çek hatta. Hatta bu baslar size fazla ya. Bunları boş versen. Hep fakirlik mezarcılık yapalım. Şunlar Macerator resimleri değil mi? Bunları da koyalım bu arada. Dust. O Macerator yetmiyor. Neyse şu Vitneum'u da halledelim. Onda diğer bölüme kalsın artık. Vitneum muydu yoksa? Evet. Ha dur ben şey yapacaktım. Bas alacaktım biraz. Bir tane de senden. Bir tane de senden. Şu fakir baslarıyla da şurayı halledelim. Sen buna Vitneum sağla. Sen de çek. Çattır çattır götürün bu işi. Şu arkada emi kablom fazla. Evet. İstenmeyen emi keblolardan kurtulalım. Tamamdır. Hoba. Şunları da at. Sen de git, sen de git. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Seni devam için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bay bay.